Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç denemediğiniz fakat deneyince çok sevebileceğiniz yalancı lahmacun tarifi vereceğim. Kızım et yemediği için kıymasız neden olmasın dediğim anda kıymasız denediğimde ortaya çıkan muhteşem bir lezzet. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Tadına doyum olmaz yalancı lahmacun. Çok basit fakat çok lezzetli bu tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Bir çay bardağı ılık suyun içerisine 2 adet kesme şeker, yarım yaş maya koyuyoruz. Kaşıkla iyice karıştırarak mayayı ve şekeri eritiyoruz. Mayayı ve şekeri suyun içerisine iyice erittikten sonra 10 dakika bir kenarda bekletiyoruz. 600 gram unun yarısını kabımızın içerisine koyuyoruz. Bir kahve kaşığı tuz ilave ediyoruz. 10 dakika mayalanması için beklediğimiz suyumuzu da ilave ediyoruz. Biraz daha ılık su ilave ediyoruz. Önce bunların hepsini birlikte iyice karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tekrar yoğuruyoruz. Kalan unumuzu da azar azar ilave ederek hepsini birlikte yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğumuz hamuru üzerini kapatarak yarım saat kenarda dinlendiriyoruz. Bu arada sosumuzu hazırlıyoruz. 4 adet rendelenmiş domates, 2 yemek kaşığı salça, karabiber, tuz, kekik, kırmızı toz biber, 4 diş küçük doğranmış sarımsak. Sarımsağı bol olsun. Dilerseniz 6 diş sarımsak da koyabilirsiniz. 3 adet yeşil sivri biber, 2 küçük doğradığımız soğan ve 1 demet maydanozu küçük doğrayıp ilave ediyoruz. Bir kurutulmuş acı biberi ufalıyoruz veyahut da bir kahve kaşığı pul biber de olabilir. Ben maydanoz almayı unuttuğum için içerisine maydanoz koyamadım. Ama mutlaka ve mutlaka içerisine maydanoz koyun. Maydanoz çünkü çok farklı bir lezzet getiriyor. Maydanozun evde olmadığını sonradan fark ettiğim için maydanozsuz yapmak zorunda kaldım. Siz mutlaka maydanozu da koyunuz. Hamurumuzun yarısını alıyoruz. Tepsiye koyuyoruz. İster elinizle açabilirsiniz. İsterseniz oklava ile de açabilirsiniz. Hamuru tepsimize göre açıyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz domatesli sosumuzu döküyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde yaydırıyoruz. Üzerine az bir miktarda rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Dilimleyip sıcak sıcak servis yapıyoruz. Üzerine küçük doğramış olduğumuz maruldan bir dilim domates, varsa maydanoz ve üzerine bol limon sıkıyoruz. Tadına bakıyoruz. Muhteşem bir lezzet. Afiyet olsun. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz krem puf tarifini almak istiyorsanız YouTube sayfasına Gülsüm Sarayı Krem Puf yazdığınız takdirde videolu tarifi izleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız sayfama abone olmayı unutmayınız. Aboneliği kesinlikle ücretsizdir. Köşelerde görmüş olduğunuz videolu tarifleri izlemek istiyorsanız izlemek istediğiniz videolu tarifin üzerine tıklayınız. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.